size mübarek günler bize 11 ayın sultanı hoş geldin evimize. Küçücük kızlar, siz de yemek yemeye mi kalktınız yoksa ha? Siz de uyur gezer gibi uyur yer misiniz? Biz oruç tutacağız baba. Aa, olur mu be? Siz bile el kadar kızsınız. Hiç oruç tutulur mu be bu yaşta? Aa, öyle deme Osman'ım. Kıççılar heves ettiler, oruç tutarlar babası ya. Hevesini kırma. Tekne orucu tutarlar. Kuşluk vakti olunca da oruçlarını bozarlar değil mi kızcılarım? Safiye, baklavamı yaptın. Bir biraz tatacağım. Aa, tabii ki ben yapacağım. Osman başka kim yapacak baklavayı? Hem de iki tepsi birden yaptım. Öbür tepsi de mutfakta. Onu da yarın akşam iftarda yeriz. Ama sana yok. Ha, ne kadar güzel. Ama yine de ben bir tadayım ha. Hayır. Niçin canım, niçin? Baklavaları siz yersiniz. Ben devamlı bile ot mu yiyeceğim ha? Ot mu yiyeceğim ha? Sonra inek gibi süt mü vereceğim böyle ha? Bir de soruyorsun. Sen şeker hastası bir insansın. Ne baklavası? Olsun. Ben yine biraz tadacağım. Hayır dedim ya, yiyemezsin. Şeker hastalığı tatlı yasak baba. Bak gördün mü, el kadar çocuklar bile öğrendi. Sen hala öğrenemedin usta. Şşt, Dilek, güzel mi güzel mi? Of, çok lezzetli olmuş. Anneciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun yavrum. Safiye, şu kağı alacağım bak, şu kağı. Şu kağı gurmeler gibi azıcık bak, tadayım ha. Ay sonradan gurme seni. Ay ben bu genç yaşına dur mu kalacağım? Niye bu kadar tatlı yemek istersin canım? Aa, tübe tübe. O zaman o vakit niçin beni kaldırdınız gecenin köründe ha? Niçin kaldırdınız? Ben oruç tutmayacağım. Tutacağım ama aç aç tutacağım. Ben odama giderim. Haydi bakalım. Allah Allah. Hadi iyi geceler hadi. Hadi kırçam ye ye bakıp durma ye. Sana baklava vermesi öyle mi Safiye? Sana öyle bir oyun oynayacağım ki sen daha Osman Aga'yı tanımamışsın. O fındık kağıt beynin şaşacak. Baklavayı esirgersin değil mi Safiye? Ben de eğer bir tepsi yemezsem yok olsun bana. Ay kızçelerim, ben babanıza konuşayım da gelsin yemek yesin adam. Hem Ramazan'ın ilk günü küslük olur mu canım? Hem ben ona bir tane baklava götüreyim de gönlünü alayım adamın. Aa, adam şeker hastası, ne baklavası anne? O zaman yarısını götüreyim, doğru söylersin. E şimdi de kuş kadar bir şey kaldı tabakta. Ya hiç verme baklava ya da vereceksen adamın dişinin kovuğunu doldursun yani. Aa, doğru söylersin. Şimdi onun dişinin kovuğu büyüktür. Ben ona şöyle büyük bir baklava götüreyim de dolduralım. Osman'ım. Bak sana baklava getirdim. Osman'ım. Aa, pencere açık. Osman'ım evden kaçmış. Ay kurtiler. Babanız evden kaçmış. Ne diyorsun ya? Ne evden kaçması? Ay vallahi öyle. Yani odada yok. Pencere de açık. Baklava yemedi diye kaçtı gitti herhalde. Görür musun sen? Allah Allah. Çocuk mu bu babam yahu? Baklava yemedi diye neden evden kaçsın? Ay kaçmış işte. Yürüyün yürüyün. Yürüyün. Osman'ım. Osman'ım neredesin Osman'ım? Baba. Baba neredesin? Baba. Baba. Ay kızçeler. Siz gidin arka bahçeye bakın bakayım babanız orada mı? Koşun. Ay komşular, kocam evden kaçtı. Ay Kleopatra gibi kadını bu genç yaşımda dul kaldım. Osman. Baba. Anne, anne. Efendim. Babam mutfakta baklava yiyor. Ne? Koşun çabuk. Baklava tepsisini mi çaldın? Lan vermeyeceğim.
Vermeyeceğim. Yılların intikamını alacağım. Vermeyeceğim. Ay yılların intikamını ülerek mi alacaksın Osman'ım? Zaten şeker hastasısın. Vallahi komaya gireceksin maazallah. Şu haline bak, çocuk gibisin. Ay çocuk da ne kelime. Bir yaşındaki çocuğun aklı yok bunda. Sen şimdi yarım tepsi baklavayı yedin ya. Yarın bu sıcakta kavrul susuzluktan öldü, aklın başına gelsin. Ver. Bana bir şey olmaz be. Ben eski toprağım. Bana hiçbir şey olmaz. İyi akşamlar abla. İyi akşamlar abla. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. Hoş geldiniz hanımefendi. Nereye gidiyoruz? Sen de benimle birlikte yukarı geleceksen direkt bizim eve gidelim yakışıklı. Ay bizim çocuklar taksi durağı yerine mankenlik ajansını mı aradılar ne? Baksana manken göndermişler. 41 kere maşallah. Ay nazar değmesin kız. Hanımefendi ben manken değilim, taksiciyim. Ayol sende bu kaş, bu göz, bu saç, bu baş, bu endam varken ne işin var taksicilikle? Senin ya oyuncu ya manken olman gerekiyor. Ben işimden memnunum hanımefendi. Bana bak, senin sesin güzel mi? Bizim patronla konuşayım, gazinoda sahneye çık istersen ha. Ben az solistim, sen de übertür olursun. Sesim kötüdür. Ayrıca ben öğrenciyim. Harçlığımı çıkarmak için taksicilik yapıyorum. Ne mektebine gidiyorsun ayol? Artiz mektebi mi? Artiz! Hayır, tıp fakültesi. Oo, ay doktor çıkacaksın yani. Civanım! Ay yani vallahi doktor çık kız. Yani her gün senle. Artık soyar soyar beni muayene edersin. Hanımefendi hala nereye gideceğimizi söylemediniz. Ay utandın sen kız. Kıpkırmızı oldun. Ay bu zamanda kaldı mı böyle? Hem utangaç hem de yakışıklı. Ay ben seni iftarda lokum niyetine yerim valla. Ay. Nereye gidiyoruz? Kalbinin götürdüğü yere git bebeğim. Ay tamam şaka yaptım. Sizin Akasya durağının hemen yanındaki binada oturuyorum. Artık her sabah seni seyretmeye gelirim. Eyvah çattık ya. Oh Zeynum gece gece ne kadar güzel şeyler hazırlamışsın ya maşallah. Afiyet olsun sevdim. Evde ne varsa onu yaptım işte. Seni yaradığına kurban. Abo. Bu ne? Kavurma, etli pilav, kebap nerede? Onun yerine oturup peynir, ekmek, reçel, zeytin mi yiyeceğiz? Aşk olsun siyasi. Yani koskoca ahana bunları mı layık gördün? Ya vallahi bunları versen maraba yemez. Vallahi ağam biz keyifleyik. Ha sen beğenmiyorsan git iş bul, çalış. Kendi kendine al. Kaldır o mabadını. Kalk git iş bul. Allah Allah ya. Babaazın hizmetçisi var burada sanki. Abuk subuk konuşma Seyit. İş vardı da biz mi bulmadık? Vallahi çalışmak isteyene iş çok ağam. Bak adama. Gecenin köründe asmış davulu boynuna. Çalıyor. Çoluğunu çocuğunun rızkını çıkarıyor. Siz de davul çalın. Sen ne diysen ya? Koskoca Harhan Ovası'nın ağası. Gelip davul mu çalacak? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin Zeyno? Yok arkadaş. Ben bu sofrada oturup bu yemeği yemem. Ben odama çekileyim. Sen de yeme Fiko. Hemen gel odama konuşacaklarım var. Yeme diyeyim lan sana. Tamam geliyorum canım. Sen merak etme. Vallahi keyif. Geliyorum. Bak Fiko. Unutturma yarın ilk işiniz. Muhtara gidip davul için adımızı yazdırak, tamam mı? Ya ağam sen kafayı mı yedin Allah aşkına? Ya içeride ben davul çalamam dedin. Ha? Hep koskoca Harran Ovası'nın ağası nasıl davul çalacak? Söylesene bakayım bana. Oğlum gizli yapacak. İkimizin arasında kimse bilmeyecek. Hem ağlı mı kalmış? Sersefil olmuşuz. El alemin maskarası olmuşuz. Hem böylelikle elimiz ekmek tutar. Doğru değilsin. Yer misin? Bakayım ha. Ya biz bu alışverişi boşuna yaptık. Hiç müşterim kalmadı. Herkes tatile gitti. İstanbul boşaldı. Başka kuaförler nasıl iş yapıyor anlamıyorum. Evladım İstanbul boşaldı diyorsun. Büyük alışveriş merkezlerindeki kuaförler kum gibi müşteri kaynıyor. Hem anne oralarda sıra bile oluyor. Gülbin müşteri yok diye ağlanıp duruyorsun. Bak bu da küçük esnaf ama içi büyük tutmuş. Akın akın geliyorlar bak. Uyuyanı kuaförü hem erkeklere hem de kadınlara hizmet veriyor. Anne
Adam hem erkek hem de kadın müşteri alıyor. O yüzden iki tarafta dolup taşıyor. Doğru söylüyorsun. Bizim mahallede olur mu anne? Niye olmasın? Bir tarafta kadınlar ağda yaptırıyor, öbür tarafta erkekler saçlarını kestiriyor. Olacak iş mi? Gülbin, ağdayı salonun ortasında mı yapıyoruz? Arka odada yapıyoruz evladım. Doğru söylüyorsun. Gülbin, bu dükkan burada tutuyorsa her yerde tutar kızım. Tamam, hemen kuaförü erkek bölümü açıyoruz anne. Hadi bir an evvel gidelim de düzenleyelim şu kuaförü. Hadi kızım, hadi. Hadi bakalım. Ünlü popçu yeni albüm öncesi kilo verdi. Çöp. Güzel mankenin bodrum kaçamağı. Çöp. Flash, flash, flash. Ünlü oyuncu tangasıyla görüntülendi. Çöp. Bunlar nedir arkadaşlar? Kıyamet kopsa gazete okurunun haberi olmayacak. Bu sabah yine tersinden uyanmış. İpek. Efendim Yavuz abi. Çalıştığın taksi durağından atıldın mı sen? Hayır Yavuz abi, çalışıyorum hala. Öyle mi? Hiç öyle görünmüyor kızım. Ne zamandır gazeteye bir haber geçmiyorsun duraktan? Durakta olan biteni yazıyorum ben. Ama üçüncü sayfalık bir olay çıkmıyor ki. Uyanık ol kızım. Başka duraklara da uğra. Arkadaşlar, haber sizin peşinizden gelmez. Siz haberi kovalayacaksınız. Yazı dizisi nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Biraz toparlayayım, atarım size zaten. Tamam arkadaşlar. Toplantı bitmiştir. Yapılacak bir gazete bizleri bekliyor. Hadi bakalım, herkes işinin başına. Makineler beklemez. Toplantıda bana sarmasa olmaz ama yani. Duygu, saçın böyle iyi görünüyor mu? Fön falan mı çektirsem ki? Hayrola kızım, kim için bu hazırlık? Biri mi var yoksa? Saçmalama ya, kim olacak ki? Bir kadın dış görünüşüne bu kadar önem veriyorsa mutlaka birine kendini beğendirmeye çalışıyordur. Allah aşkına şu kadın dergilerinden ezberlediğin abuk sabuk tespitleri bana anlatma Duygu ya. Kimse için falan değil. Ben sadece kendimi iyi hissetmek için güzel olmak istiyorum, hepsi bu. Kime güzel görünmek istiyorsun, hadi anlat bana. Bana bak, yoksa daimi bir taksi müşterisi falan mı var? Yakışıklı mı bari? Ay öf Duygu ya! Babam neden bu kadar erkenden taksiye çıktı? Normalde bana sabah fırçasını atmadan gitmezdi. Osman Aga hep anızı ters köşeye yatırdı. Bakalım ben yokken bu evde neler döner. Kızcan baban da haklı. Sana zibidilerle çıkma. Bizim ailemize uygun kendine bir koca bul, onunla evlen der. Fena mı der canım? Çınar'ı buldum ya işte. Yani tam bizim ailemize layık bir damat adayı. Sen benimle dalga mı geçersin? Kulağında küpesi, tişörtünde kuru kafası olan bir zibidiye baban hiç kızçasını verir mi? Hay zengin olsa neyse. Zengin de değil. Bence sen en kısa zamanda bu çınardan kurtul. Aferin kız Safiye. Çok güzel sülalan. Vallahi sen zenginliğe takmışsın. Ben evlenirsem para için değil, aşk için evleneceğim. Oh canım. Biz de aşk evliliği yaptık ama aşk karın doyurmaz. Benim yarım kağ güzel olmayan insanlar Boğaz'da yalılarda yaşarlar be. Safiye. Yargın mutfak parası diye dünyanın parasını veririm sana. Hala yüzün doymaz. Senin o yüzlerine anca toprak doyurur ha. Aa, saçmalama kızcığım, kutu yürür mü hiç? Anne, Çınar geliyor. Ay bu kuru kafanın yine burada ne işi var? Vallahi baban duymasın bizi var ya, kıtır kıtır keser. Selam aşkım. Merhaba. Selam. Şşt. Merhaba Safiye Hanım. Ne oluyor canım, hoş geldin. Her öpeyim. Öp. El efendileri çok olsun. Vay tiniyasız, cibiliyasız, kifayasız Çınar vay. Demek ben işe gitmemi fırsat bulup evime gelirsin öyle mi? Aferin, adetlerimizi öğrenmişsin. Bir de şu kulağındaki küpeyi, üzerindeki şu kuru kafalı tişörtü çıkarsan belki Osman da seni sever. Osman baba kusura bakmasın yani. Beni seven böyle sevsin. Yani lütfen mahalle baskısı yapmayalım ha. Aa, kutu gerçekten hareket eder. Yok yok, rüzgardandır o Safiye Hanım. Rüzgar değil, fırtına susak. Osman! Baba! Ben yokken benim evime ziyaret edersin, öyle mi ha? Susak! Kalkma! Ay baba, Osman! Baba dur! Gidin yüzünüm vallahi ha! Yürüye! Ay! Osman'ı bu zaman gerçekten katil olacak.
Ben nereye saklanacağım şimdi ya? Nereye kayboldu bu susak be? Bu ne ya? Kuş taklidi mi yapıyor? Osman Aga iyice delirdi. Kendini keklik avına çıkmış sanıyor herhalde. Elma dersem çık, armut dersem saklan. Elma! Allah Allah, nerede bu be? Hadi, çınar. Amcana behti. Hadi bakalım. Ha? Allah'ım ne olur görmesin beni, ne olur. Kardeşlik. Buyur. Acaba buralarda böyle bir kuru kafalı bir adam gördünüz mü? Gördüm. Ne tarafa gitti? Şu tarafa gitti. Şu tarafa değil mi? Şu tarafa. Bu tarafa dedi. Bana oyun edersin. Çaptık Tahir baba. Bacım iyi misin? Tahir baba benim iyiyim. Hadi bir an önce gidelim buradan lütfen. Oğlum sen ne ayaksın lan bu kıyafetle? Gene ne işler çeviriyorsun ha? İndireyim mi Tahir baba? Sokalım lan bir yerine. Osman baba beni kovalıyor. Ne olur gidelim. Sonra anlatırım size, tamam hadi. Hadi ne olur ya. Bil hadi. Yine bekleriz.